Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe, pembe kombinimle karşınızdayım. Bugün videonun anlam ve önemine uygun olması için pembe renkte giyindim. Şöyle lila küpeler taktım. Parıltılı bir makyaj bazı. Buradan böyle parlıyorum bayağı bir ekrandan kendimi gördüğüm kadarıyla ama umarım kötü çıkmıyorumdur. Her neyse arkadaşlar bugün pembe giyindim. Çünkü Narciso Rodriguez'in For Her ERP olan versiyonu, pembe şişeli olan versiyonu hakkında konuşacağız. O parfüme iki tane uygun fiyatlı muadil parfüm buldum. Şu an elimde. Orijinalini de kullanmış bir kişi olarak. Hani karşılaştırma yapmak istiyorum. Ne kadar benziyorlar, işte ikisinden hangisini tercih ederiz, fiyatları vesaire. Bunlar hakkında bu videoda sizlerle konuşacağız. Arkadaşlar ilk olarak orijinal olanından bahsetmek istiyorum birazcık. Belki aranızda daha önceden kokuyu koklamamış olanlar vardır. Bu çiçeksi bir parfüm, güllü bir parfüm, pudralı hissiyatı olan bir parfüm. Oldukça kadınsı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte çok sakin, yine de girdiğiniz ortamda kendini belli eden ve inanılmaz derecede iltifat alan bir parfüm. Eğer bütçeniz varsa çiçeksi pudralı parfümleri seviyorsanız gönül rahatlığıyla önerebilirim. Kalıcılığı da beni tatmin etti açıkçası. Oldukça iyi. Yani verdiğiniz parayı hak edeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte şunu da ekleyeyim. Bir arkadaşım, Gönül Hocam, buradan kendisine sevgiler. Estée Lauder markasının Modern Muse parfümünü kullanıyordu. Hatta sıktığı bir gün, o parfümü sıktığı bir gün bana şey demişti, hani kokuyu üzerimden alıyor musun? Geçtiğim zaman kokuyor mu? Hani burnuna geliyor mu diye sormuştu. Ya çok çok hafif. Yani çok yoğun bir şekilde burnuma gelmiyordu açıkçası parfümün kokusu. Sonrasında bir kağıda sıkıp verdi. Kokladım, işte hoş kokuymuş falan konuşmuştuk, muhabbet etmiştik. Sonra kağıdı masaya bırakmıştım. Soru çözüyordum falan. Yarım saat sonra böyle burnuma çok hoş bir koku geldi. Narciso'nun işte bu For Her ERP versiyonuna benzeyen bir koku. Şey dedim, aynı For Her gibi kokuyor. Hatta sonrasında da bunu paylaştım. Sonra Fragrantica'dan falan baktım, araştırdım. Gerçekten hani kokular birbirine benziyormuş. Orada da yazıyormuş, oradan görmemiştim ama ilk. Eğer Modern Muse parfümünü kullanıyorsanız, sizin teninizde de kalıcı değilse, kalıcı olmadığını düşünüyorsanız For Her'e bence bir bakabilirsiniz. Oldukça benzer kokular. Ben bu parfümü ilk 1-1,5 sene önce 10 ml dekant şeklinde sipariş etmiştim arkadaşlar. Hani çok böyle merak ettiğim için değildi aslında. Hani çok popüler bir parfüm. Bu kadar da parfüme ilgim var. Hani böyle popüler, ünlü bir parfümün nasıl koktuğunu bilmesem ayıp olur diye düşündüğümden almıştım. Çünkü ben çiçeksi parfümleri çok sevmiyorum. Ben daha çok böyle tatlı parfümleri seviyorum. Hani beni takip edenler bilir. Daha böyle ağır, girdiğim zaman bir ortama herkesi böyle çat çut tokatlayan, ben geldim diyen, havalı kokuları seviyorum. Kendimce bu şekilde tarif ediyorum. Sonra işte kokladım bu parfümü. Hatta bunu yorumladığım bir video da var kanalımda. İlk böyle videolarımdan. Acemice çekilmiş bir video. Ama hani dönüp baktığım zaman, izlediğim zaman da sakin sakin kendimi güzel ifade ettiğimi düşünüyorum. Fikirlerim hala büyük ölçüde aynı. Çok çok benim tarzım değil. Ama bir takipçim bana demişti ki, bir videonun altına yazmıştı. Parfüm zevkinin zamanla değiştiğini göreceksin demişti. Hatta bir kişi daha yazmıştı. Hani yaşın ilerledikçe belki çiçeksi kokuları daha çok sevmeye başlayabilirsin demişti. Gerçekten haklılarmış arkadaşlar. Parfüm zevkim yavaş yavaş değişmeye başlıyor. En azından bu parfümü artık severek kullanıyorum ki 10 ml dekanttan bir süre sonra 20 ml dekanta geçmiştim. Hatta bu da bitti artık. Çok böyle çiçek çiçek kokan parfümlere her zaman ön yargılıyım. Hala ön yargılıyım. Hani Narciso'yu sevmiş olmam, bu For Her'ı sevmiş olmam aslında bu fikrimi çok değiştirmiyor. Çünkü böyle çiçeksi parfümlerim bana biraz yaşı varmış gibi geliyor. Anne figürünü böyle gözümde canlandırıyor. O videomda da hatta böyle söylemiştim. Ama tabii ki zevk meselesi arkadaşlar. Ben o videoda bu parfümün olgun bir koku olduğunu söylediğim zaman yorumlarda karşı çıkanlar da olmuştu. Hatta bana kızanlar da olmuştu. Ama arkadaşlar her videomda neredeyse söylüyorum. Parfüm çok kişisel bir şeydir. Herkese hissettirdiği farklıdır. Tamam, ben bu olgun bir parfüm diyorum ama kendim de kullanıyorum baktığınız zaman. Gerçi çok da genç sayılmam artık, 29 yaşındayım ama hani ya isterse bu parfümü 20 yaşında bir kıza sıkabilir, 40 yaşında bir kıza sıkabilir. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Her neyse biz artık işin muadil kısmına geçelim.
Evet arkadaşlar, elimde iki tane muadil var. Biri Masent markasına ait, bir diğeri ise Zara markasına ait. Ben önce Masent'ten başlamak istiyorum. Bu elimdeki şişe 15 mililitre bir şişe ve 15 mililitre fiyatı 70 TL. Bunların 50 mililitrelik şişeleri de var. 50 mililitre şişe fiyatı da 150 TL. Tabii ki bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir ilerleyen zamanlarda. Yani bir sene sonra tabii ki de fiyatları değişik olacaktır. Durumları biliyorsunuz arkadaşlar. Her neyse, şimdi orijinaliyle bir karşılaştırayım. Arkadaşlar, bu parfümün orijinalini sıktığınız zaman, yani tenime sıktığım zaman ilk böyle sabunsu bir açılışı olduğunu hissediyorum. Ama çok çok kısa sürüyor bu sabunsuluk. Sonrasında hemen çiçekler ön plana çıkmaya başlıyor. Yani 5 saniye sonra falan. Sonra o pudralı hissiyat ön plana çıkmaya başlıyor ve koku en azından benim tenimde çok böyle zamanla değişen bir koku değil. Pudralı ve buram buram çiçek kokusu aldığınız bir parfüm. Ama Masent versiyonunu sıktığınız zaman aslında başlangıçta böyle ilk sıktığım zamanlarda hani açılışlarını benzetmiştim açıkçası, ama sonradan şunu fark ettim. Masent'te o sabunsuluk, açılıştaki sabunsuluk çok daha fazla. Hatta böyle koluma sıktığım zaman hani beyaz kalıp sabunlar vardır ya, o kokuyu aldığımı hissettim. Böyle buram buram sanki sabun kokluyormuşum hissiyatı oluştu. Orijinal parfümün içeriğinde şeftali notası var arkadaşlar. Şeftaliyi bir tık böyle geriden hissediyorsunuz. Bu Masent versiyonunu kolunuza sıktığınız zaman ise, yani o sabunsuluk geçtikten sonra o meyveli koku çok fazla kalıyor. Yani bir türlü gitmiyor, geri plana geçmiyor. Yani çok çiçekli bir kokudan daha çok meyveli bir koku kokluyormuşum. Hani meyvelerin ön planda olduğu bir parfüm tenimdeymiş hissiyatı oluşturuyor. Hatta şişenin şöyle spreyli kısmını kokladığım zaman böyle tatlı bir koku burnuma geliyor. Ama orijinalinin bulunduğu şişeyi kokladığımda, mesela şu şekilde kokladığım zaman çiçek kokusu alıyorum, pudra kokusu alıyorum. Hani şunu da söyleyeyim. Böyle mesela sıktım bütün boynumu falan, her yerimi bu parfüm Masent versiyonunu sıktığım zaman hani 1 saat sonra, 2 saat sonra bana biraz böyle orijinalinin verdiği hazzı verdi gibi. Ama hani çok yaklaşmamış bence. Ya tabii ki bu kendi başına çok güzel, çiçekli, meyveli bir koku olmuş. Ama hani orijinal olana göre çok tatlı. Çok tatlıya kaçmışlar. Hani bu şekilde yorumluyorum. Mesela koluma sıkmıştım. 1 saat olmuştur. Şöyle kokladığım zaman çiçekten, o pudradan daha çok böyle tatlı bir meyve kokusu burnuma geliyor. Orijinal olanı da şuraya sıkmıştım yine. Hemen hemen aynı zamanlarda. Burada daha çok pudralı hissiyatı alıyorum. Ama arkadaşlar, hani bütçeniz yoksa tamamen %100 yerini dolduramaz belki. Ya en azından orijinalini kullanmış insanlar için bunu söyleyeyim. Hani onun yerini dolduramaz arkadaşlar. Ama hani yine de özleminizi biraz giderebilir. Alamadığınız durumlarda özleminizi biraz dindirebilir. Orijinal olanını koklamamış bir insan da çiçeksi parfümü, tatlı parfümü seviyorsa bu parfümden haz alabilir arkadaşlar. Güzel bir koku olmuş. Ama dediğim gibi orijinaline karşılaştırdığımda daha tatlı bir koku olduğunu söyleyebilirim. Kalıcılığından bahsedeyim. Buraya not almıştım hatta. Kıyafetimdeki kalıcılığı 6 saatten daha fazla. Tenimdeki kalıcılığı ise en az 5 saat arkadaşlar. Bence gayet iyi. Özellikle boynunuza, saçlarınıza falan sıktığınız zaman böyle gün içerisinde tatlı tatlı o kokuyu hissediyorsunuz. Haz veren bir koku. Bakın, yani dediğim gibi çiçek kokularını seviyorsanız, hafif tatlı kokuları da seviyorsanız bence kesinlikle bakmanız gereken Masent parfümlerinden bir tanesidir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bence Masent versiyonu orijinaline %75'te %80 oranında bir benzerlik. O aralıkta bir benzerlik gösteriyor. Hatta %75 desem daha doğru olur. Yani %80 biraz zorlasam belki. Yani ben öyle düşündüm açıkçası. Daha farklı bir fikirdeyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Dediğinden daha az benziyor derseniz de yorumlara ekleyebilirsiniz. Bilgi alışverişi olsun aramızda. Masent versiyonu hani For Her tarzında farklı bir parfüm gibi olmuş bence. Ben öyle düşünüyorum, ama güzel bir parfüm olmuş. Yani bakılabilir dediğim gibi.
Sıradaki alternatifimiz ise arkadaşlar Zara Bright Rose isimli parfüm. Geçenlerde bir tane takipçim yorum yazmıştı. Bu Zara muadil parfümlerini derlediğim iki tane video var. Onlardan birinin altına işte şey demişti. For Her'e Bright Rose muadil olarak gösteriliyor. Ben de geçen Ergin'le Zara'ya gittim. Gezmeye gittik Zara'yı. Çünkü Türkler genelde Zara'yı gezmeye giderler arkadaşlar. Alışveriş yapmaya. Öyle herkes gidemez Zara'ya biliyorsunuz ki. Neyse şaka bir yana orada işte parfümleri kokladım falan. Bright Rose'u da kokladım. Dedim gerçekten benziyormuş. Hatta Masent'te yaşadığım şeyi yaşamadım. Onda mesela şöyle kokladığımda bir tatlılık falan geliyor demiştim ya. Bunu kokladığım zaman böyle gerçekten çiçekse pudralı bir koku hissiyatı, koku alıyorum. Öyle bir orijinalindeki hissiyatı alıyorum. O yüzden beni heyecanlandırdı. Hemen alalım falan dedik, baktık kutusu yoktu yani bitmiş. Tükenmişti sanırım. Alamadık. Sonra online'dan sipariş ettim. Bunun da 90 mililitre fiyatı 200 TL arkadaşlar. Kalıcılığı hakkında da hemen fikir vereyim. Sonra yorumlara geçeceğim. Fikir vermek, bilgi vereyim. Tendeki kalıcılığı, benim tenimdeki kalıcılığı 3 saat, kıyafette ise 6 saatten fazla kaldığını not almışım arkadaşlar. Söylemeden geçemeyeceğim. Ben Zara parfümleriyle alakalı bir video paylaştığım zaman böyle altına yorumlar geliyor. Görüyorum. İşte Zara parfümleri de çok pahalandı. Ona vereceğimiz parayı gideriz, orijinallerine veririz falan ama arkadaşlar öyle değil. Öyle olmuyor bu işler. Yani bu parfümün orijinalinin 50 mililitre fiyatı yanlış hatırlamıyorsam en son 2000 lira falandı. Yani nasıl kaç kişi 2000 lira verebilir? Bu 200 lira o 2000 lira. Arada dağlar kadar fark var yani. Ya tabii ki de yani herkesin kendi bileceği iş. İstediğiniz parfümü tabii ki alabilirsiniz. Gönül ister ki hepimiz orijinal parfüm sıkalım. Ama işte şartlar ne yapalım? Yani bunları gerektiriyor. Keşke bu tip videolar çekmek yerine hepimizin elinde orijinal parfümlerimiz olsaydı da böyle birbirimize gösterseydik videolarda, fotoğraflarda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Masent'i mi seçerdin desen yoksa Bright Rose'u mu seçerdin desen benim tercihim Bright Rose'dan yana olurdu arkadaşlar. Ben bu parfümü gerçekten çok beğendim. Çiçeksi kokuları sevenlere kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Hafif kokuları seviyorsanız bayılırsınız. Oldukça sakin ve ben üstüme sıktığımda üzerimde gelen koku bana For Her'ı inanılmaz derecede anımsattı. Bunda şöyle bir durum var ama bunu sıktığım zaman koluma, hatta şöyle sıkayım her yerime. Böyle sıkıyorum ya ilk koluma falan da sıktığım zaman, kokladığım zaman aşırı derecede bir alkol kokusu geliyor. Mesela Masent'te bu yok. Masent'te alkol kokusu hissetmiyorsunuz. Alkol kokusu alıyorsunuz böyle fazlaca sıktığınız zaman ama çok fazla durmuyor. Hemen uçuyor. Ondan sonra çiçek kokusu geliyor burnunuza. Güzel güzel. Böyle pudralı hissiyat oluşuyor. Ben bu anlamda Bright Rose'u çok daha başarılı buldum arkadaşlar. Yani bütçe meselesi, zevk meselesi. İkisini de alıp deneyebilirsiniz isterseniz veya benim fikrimden, benim söylediklerimden yola çıkarak da ikisinden birini alabilirsiniz. Yani ben size Bright Rose'u tavsiye ederim. Ama dediğim gibi sizin bileceğiniz iş. Hani Masent'ten de deneyebilirsiniz. Mesela ben bazen şöyle yapıyorum. Hani bir kokuyu mesela çok merak ediyorum diyelim ki Masent'ten sipariş ediyorum. Hani koku neye benziyor? Nasıl bir şey? Onu anlamak adına. Sonra dekantını falan sipariş ediyorum. Öyle şeyler yapıyorum. Yani kararını siz verin. Evet arkadaşlar, benim bu videoda sizinle paylaşacaklarım şimdilik bu kadardı. Daha fazlası için beni takipte kalın diyorum. Eğer takip etmiyorsanız da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bundan bir önceki videom arkadaşlar. Eğer gelecekten gelmiyorsanız 3 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak bir çekilişim var. O çekilişe hala katılmadıysanız bundan bir önceki videoda o çekilişe katılma kurallarını bulabilirsiniz ve çekilişe de katılabilirsiniz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.